Selam arkadaşlar, ben Manor, ya kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi Arkanum'un 3. sezon 4. bölümünü attım, yükleniyor. Şimdi de Kali Karanlığın Sesi 2. sezon 6. bölümünü oynayacağız. Hemen başlayalım. Amela kendini çok sıra dışı bir yerde bulur. Ratan bir söz karşılığında diplomasının kaderini açıklar. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum bunu. Feci bir şekilde merak ediyorum. Bir Drakula'yı, bir Kali'yi, bir de şeyi zaten Arkanum'u. Onu çok merak ediyordum. Bir de şu yeni gelen kısa bir adı var. Belki o hikaye böyle teknolojiyle alakalı. Bir de o hikayeyi çok merak ediyorum. Onu da okuyacağım hemen. Oh. En son şeyi bırakmayı düşünüyorum. Şu idol var ya. En son onu bırakacağım. Evet. Evet. Bölüm 6. Zamansızlık. Dikkat. Bu bölümde zulmün ve intiharın bahsi geçmektedir. Lütfen bu uyarıya dikkate alarak okumaya devam ediniz. Hızlı bir şekilde arkama döndüm. Ama arkamda kimse yoktu. Şaşkınlıkla etrafta bakınırken odadaki durumun değişmediğini ve hala yalnız olduğumu anladım. Ama birinin varlığı hissi bir türlü gitmedi. Bana mı öyle geldi? Uyduruyor muyum? Gözlerim delirdiğimi söylüyordu ve içimdeki bir duygu tam tersine bir tehlike sinyali veriyordu. Burada kimse yok ama her yerim titriyor. Belki tansiyonum düştü ve Tanrı bilir neler düşündüm kendi kendime. Gitsem iyi olur. Yemek odasında yalnız olmayacağım. En son Kiran gelmişti. O hala hen. Doğru, tamam. Geldi o. Bütün akşam Priyanka, Kiran'ın hayatını, ilgi alanlarını ve diğer şeyleri sorup durdu. Aryan da sohbete katıldı. İkisi de Kiran'ı o kadar çok konuşturdular ki çocuk yemeğini çiğnemeye vakit bulamıyordu. Bu ilgiden hoşlandığını görebiliyordum. Kiran zevkle okulunu, spordaki başarısını ve sevdiği kızı anlatıyordu. Bana öyle bakıyor ki uzaktan, kendinde hiçbir şey yokmuş gibi yapıyor. Benden hoşlandığını biliyorum. Kızlar neden her şeyi zorlaştırmaktan keyif alıyor ha? Onu buralarda görmek ne güzel. Evdeyken Kiran'ın gözleri beni sıkardı. Ama şimdi onu o kadar çok özlüyorum ki bu bitmeyen sohbet bana zevk bile veriyor. Ama aslında gerçekten mutlu değildim. Kendimi kötü hissediyordum. Ruhum daralıyordu. Köyde olanları unutamıyordum. Kalkuta'da korkunç bir şeyler oluyor ve bu olayların benimle bağlantısı var. Tıpkı Rata'nın dediği gibi. Bütün bunlar beni korkutuyor. Artık ne olduğumu anlayamıyorum. İçim çok huzursuz. Rata'nı düşündüğümde bir gariplik dalgası ve hatta hafif bir utanç hissettim. Bundan önce de garip bir ilişkimiz vardı. Şimdi iyice kafam karıştı. Kim o? Bana ne olduğunu nereden biliyor? Onunla her şeyi paylaşabilir miyim? Ya Emret, beni köye gönderdiğinde orada beni neyin beklediğini biliyor muydu? Öyleyse hiç pişman olmadı mı? Kiran o kadar aktif el kol hareketleri yapıyordu ki neredeyse bardağını düşürüyordu. Kiran, dikkatli ol, sadece gülümse. Biraz daha öyle hareket edersen Kiran gözüme çıkarırsın. Dikkatli ol diyelim. Misafir evindeyken eşya kırmaya gerek yok. Kiran sadece omuz sikti. Bir şey olmaz. Bağımsız, tamam, süper. Kiran, seni bilirim. Dikkat et. Sohbetleri çok canlı geçiyordu. Kalbimdeki sıkıntı hissini bile bir an unuttum. Ama çoğu hanlarla Kiran'ın yanında olmalarına rağmen hala beni bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Kesin bakıyordur. Köyden sonra iyice kafayı yedim. Yemek yedikten sonra Kiran'ı yatak odasına kadar eşlik ettim. Kalkitara'nın bu ara çok tehlikeli olduğunu anlatmak için bir süre onunla oturup konuşmak istedim. Ama gördüm ki kardeşim yorgunluktan ayakta duramıyordu. Seni lafa tutup işkence etmeyeceğim. Bana büyük annenin nasıl olduğunu söyle sadece. Kiran sessiz dudaklarını büzdü ve yana doğru bir yere baktım. Endişelendim. Bunu üzgünken yapardı. Bilmiyorum Amala. Onda gerçekten bir sorun var galiba. Artık İngilizce konuşmuyor. Sadece onların bu kendi dilinde. Bizim Kiran İngilizceyi unutmuş mu?
Şu bizim diyelim. Tanrıçadan lütfu. Anlamadım ama neyse. Bengalce neredeyse bizim ana dilimiz. Evet biliyorum. Çok karmaşık ama öğrenmek istemiyorum. Tam olarak ne diyor? Aklında kalmadı mı? Soracağını biliyordum. Bu nedenle not tuttum. Ama defter bavulda. Yarın çıkarım, tamam mı? Tabii. İyi geceler Kir. Kiran odasına girdi. Koridorda yalnız kaldım. Düşünme tahtaların ani gıcırtısı yerimden sıçramama neden oldu. Şans eseri Priyan kayık kütüphaneye girerken gördüm. Geç oldu. Bayan Çavuhan neden kütüphanede? Uyuyamıyor mu? Umurumda değil. Paranoyamla ilgilensem daha iyi olur. Kafamı boşaltmaya karar vererek ikinci kattaki bahçeye çıktım. Gecenin hoş serinliği sakinleşmeme yardımcı oldu. Banka oturdum ve gözlerimi kapattım. Rahatlamaya ihtiyacım var. Bu yüzden gergin gergin seyirip duruyorum. Diğerlerine veya işime bu durumu yansıtamam. Ve içimden tartışmak gelmiyor. Kilian ile, Lima ile, Ratan ile kimseyle. Ratan ile. Bütün bunlarda bir payı olmasına rağmen Ratan bana hiç zarar vermedi. Ona kabalık etmek istemiyorum. Her şeye rağmen Ratan'a güveniyorsun. İlişkiniz düzeldi. Niye, kötü müydü? Bu dönemin kimse için kolay geçmediğini biliyorum. Ama sorunların çoğunu ben yaşıyormuşum gibi geliyor. Tamam, mızmızlanmayı kes. Annem ve büyük annem zorluklarla karşılaştıklarında mızmızlanmadılar. Ben de etmeyeceğim. Annem onun için endişelenmemi hak etmedi. Benim için bir örnek. Örnek diyeyim. Güçlü, inatçı. Ben de her şeyin üstesinden gelmek zorundayım. Bir hışırtı sesi beni düşüncelerimden uzaklaştırdı. Kafamı hızlı sesin geldiği yöne çevirdim. Ve yine kimse yok ama ses tekrar etti. Ne oluyor? Bismillah. Ay çok korktum. Ay. Allah cezanı vermesin senin. Ay çok korktum. Tam oraya bakıyordum bir de biliyor musunuz? Ay. Su içtim, tamam. Of, keskin bir şekilde arkamı döndüm. Yanımda ölü bir adam oturuyordu. Ay, kızın yerinde olmak istemezdim. Bay Rose. Zıpladım ve geri teptim. Bud kımıldamadı. Sadece gözleri beni takip etti. Ay, gözleri kırmızı bir de. Neyse, siyah dudaklarını doğal olmayan, biraz korkutucu bir gülümsemeyle gerdi. Sırtımla başka birine çarptım. Ay. Arkamda duran bot dişini gösterdi. Manu? Kapıya koşacaktım. Ama önümü kestiler. Tövbe. Ölüyle etrafımı çevirdi. Kapıya yaklaşmama izin vermedi. Ay çok korkunç. Sessiz, sakin, cansızdılar. Bunun bir rüya olmadığını, delirmediğimi biliyordum. Her şey gerçekti ve kimse beni kurtaramayacaktı. Ne istiyorsunuz? Anne tarafından korunduğun sürece sana ulaşılamaz. Ama bu sonsuz acıyı kim giderecek? Bundan sen sorumlusun. Her şeyi sen başlattın. Gövden yardım edecek. Ölülerin geri kalanına uludu ve onayla tısladı. Ne oluyor? Adım adım bana yaklaştılar. Kirli kemikli ellerini uzattılar. Sanının bana verdiği muskayı çıkardım. Botlardan birinin yüzünün önüne sallayarak bağırdım. Defolun, geri çekilin. Botlar geri çekildi. Bir direnerek bana doğru koştu. Hangi gerizekalı o? Kesin o şeydir, Rose Durant. Muska onu yaktı. Kıvrılmasına ve titremesine neden oldu. Ama o yine de uzaklaşmadı. Acıya rağmen uzandı ve dişleri tıkırdayarak elimi ısırdı. Ah! Ürperdim. Muska parmaklarımdan kaydı. Tanrım! Balkondan atla, birine vur. Balkondan atla diyeyim. Hızla korkuluğa atladım.
her an atlamaya hazırdım. Lanet olsun, burası o kadar yüksek değil. En azından kaçma şansım olur. Yani ben de öyle düşündüm. Birkaç çift el kabaca bana tutunup planımı gerçekleştirmeme izin vermedi. Gidemezsin. Öyle bir gidelim ki. Onu uzaklaştırmaya, arkama dönmeye, geri tepmeye çalıştım. Ama inatçı parmaklar beni yakaladı, yatak odasına geri çekti. Bir noktada o kadar sert sarsıldım ki geri adım atınca dengemi kaybettim. Korkudan düştüm ve balkondan aşağı uçtum. Ah, bak kurtulduk işte. Ay ne oluyor? Birinci kattaki çimlere düşmeye hazır olarak hemen toparlandım. Ama düşüş çok uzun sürdü. 1, 2, 3, 4, 5 saniye. O kadar uzun düşemezsin tabii. Nesnelerin hatları silindi. Tanıdık manzaralar kayboldu. Mutlak bir karanlıktan öylece uçuyordum. Buradaki hava soğuk ve nemliydi. Bu çekiyor mu? Evet, tamam. Gözlerimi açtığımda etrafımdaki her şey değişmişti. İnişini hissetmedim ama yerde yatıyordum. O çiçeğimin taşına soğuğu yaktı. Çoğu han bahçesinden çimen değildi bu. Kahretsin, rüya görüyorum. Kesinlikle rüya görüyorum. Neredeyim ben? Yavaşça kalkarken nemli bir mağarada olduğumu fark ettim. Bir tür kanyon mu? Ya da öyle bir şey. Ayak sesleri duydum. İlk başta sessizdi. Gittikçe yükseliyordu. Bir noktada koca bir kalabalık bana doğru yürüyormuş gibi geldi. Kalabalık mı? Ay! Burada bizi kimse rahatsız edemez. Zaman olmadığı bir yer. Onun olmadığı. O derken kimse seni koruyamaz. Dişlerimi sıktım. Ani bir öfkeye kapıldım. Bu kadar kolay bitemezdi biliyordum ve sonuna kadar savaşmam gerektiğini hissettim. Zafer garanti olmasa da. Bana tek bir adım yaklaşın, sırayla her birinizi parçalayacağım. Bıktım bu lanet şeyden. Evet, ilk kim? Kız, öfkelen. Böylece etin daha tatlı olur demiştim. Iyş. Etrafımızı saran karanlıkta yüzlerce kırmızı ürpertici göz yanıyordu. Hepsi bana aşk gözlük ve vahşetle bakıyor, dudaklarını yalıyorlardı. Sonunda bu acı geçecek. Bay Rose, lütfen bunu siz de istiyor musunuz? Benim artık ismim yok. Bunca yolu örmek için mi geldim? Ratının beni buraya getirme çabaları, tüm gördüklerim, tüm olaylar boşuna mıydı? Tantra, sonuçta her biri bana gelip Tantra'yı okudu ve bu onları çıldırttı. Ben de aynısını yapabilir miyim? Onu hatırlamalıyım. Oku. Yani okumaya bir diğerlerini okumaya gerek yok. Metni iyi hatırlıyorum ve hatta Mahanirvana Tantra'da Muktakesi Kali ile ilgili bölümde benzer bir pasaj gördüm. Takılmamak ve doğru okumak için cesaretimi topladım. Güç toplayıp savaşmaya devam etmeyi başardın. Bütün bu evreni sen doğurdun. Bu dünyayı sen yarattın. Tüm butlar aniden dondu kaldı. Gözlerini kırpmadan bana baktı. Sonunda onu hep yutuyorsun. Yıkıcı bir güç olarak tezahür ediyorsun. Karanlık ana, kavganın anası, zamanın anası. Ölüler titremeye, sallanmaya başladı. Ve daha sonra... Sen, nihayet çözümünün büyük gecesi ve aldanmanın korkunç gecesisin. Gecesisisin yalnız, okuyamadım. Gecesisin. Korkunçsun, En yüce tanrıçı sensin. Adına kurban gitmek büyük bir onur. Son cümleden sonra bulutların hepsi pençelerini kendi boğazlarına sokarak onları parçalamaya çalıştılar. Amir'in kütüphanede kendine bıçakladığı o gece olduğu gibi. Ters zemine ve duvarlara siyah yoğunlaşmış kan fışkırdı. Ah, iğrenç bir manzara. Yeter. Kıyalık yüksek bir kükremeden titredi. Uzak durun ondan. Kim o? Butlar itaatkar bir şekilde geri çekildi. İnanılmaz rahatlamış hissederek dizlerimin üzerine düştüm. Onu bana getirin. Hem uzak durun hem bana getirin diyor. Bu ses nereden geliyor? Her yerden geliyor gibi görünüyor. Ölülerin bir kısmı itaatkar bir şekilde ilerledi. Kalanlar ise benim kalkıp onları takip etmemi bekledi. Anladığım kadarıyla ölüler çok uzun süre bekleyebilirlerdi ve eğer itaat etmeseydim orada öyle daha çok otururdum.
Onları takip ettim. Artık saatlerce okuduğum için boğazım çok ağrıdı. Neyse, su alayım bir. Evet. Kim olduğunu bilmiyorum ama o ses onları benden uzaklaştırdı. O kişi bana nerede olduğumu ve neler olup bittiğini söyleyecek. Bulutlar geniş salonun girişinin önünde durdu. İşçiyi geçmeden geri çekildiler. Sessiz ve itaatkar tavırları vardı. Yalnız kaldım. Yaklaş. Ses salondan bir yerden geldi. Ne göreceğime dair hiçbir fikrim yoktu ama devam ettim. Obsidyen döşeli geniş bir salonun sonunda bir figür vardı. Biraz daha yaklaşınca sonunda görebildim. Sen! Kim? Tanıyor muyuz? Ratam. Sonunda buradasın. Bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim. Ama kader her zamanki gibi kendi yolunu çizdi. Ona itaat edelim. Ratan? Yavaş oturduğu yerden kalktım. Görkemli merdivenlerden indi. Burada benim adım kulağa biraz farklı geliyor. Rita Shiva. Shiva mı? Sen... Oh. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Daha önce incelediğim efsanelerin doğru olabileceğini idrak etmek şok ediciydi. Hayır, ben Shiva değilim. O zaman sen kimsin Ratan? Ratan bana yaklaştı, hafifçe gülümsedi. Amala, bana küçük bir söz verirsen sana daha fazlasını anlatırım. Neymiş? Gerçeğe ulaşana kadar kalktığından ayrılma, kendi gerçeğini bulana kadar. Sana burada ihtiyacımız var. Bugün neredeyse ölüyordum. Sen sözlerden mi bahsediyorsun? Evet. Derin bir iç çektim. Başka seçeneğim yoktu. Tamam. Tamam. Ben avatarlardan biriyim. Of. Güçlü bir tanrının sadece Shiva'nın dünyevi vücut bulmuş haliyim. Kendi gücüm ya da kendi bilincim yok. Bedenim ve zihnim onun parçası. Bir dakika. Ha. Bir saniye. Tamam neyse. Shiva etinden ve ruhundan bir parça alıp onu insanlara, ben onları izleyebileyim diye gönderdi. Şeylerin doğal seyrini kontrol edebileyim diye. Dışarıdan gelenlerin kurulu düzeni bozmalarına izin vermemek için. Sen ayrı bir insan değil, ben ayrı bir insan değilim ve var olanın uzantısıyım. Shiva'nın vektörlerinden biriyim. Ona inan, yalan. Canım niye yalan diye? İnanayım ya, inanayım. Ne olacak? Lütuf aldık. Uzun zaman önce böyle bir şeyden şüphelenmeye başlamıştım zaten. Brahman beni uyarmıştı. Hem ormanda gördüklerim bunu kanıtlıyor. Şaşırdım, yere çöktüm ve başımı salladım. Eğer bu doğruysa, Hinduizm üzerindeki kitaplarda anlatılan genel olarak her şey doğru mu? Evet. Vishnu, Parvati, Kali gerçek mi? Evet. Sana'nın dediği gibi her şeyi en başından anlıyordu. Dünyamızda senden başka kimse var mı? Diğer avatarlar. Benim gibisi yok. Ben düzeni sağlamak için yeterliyim. Bunun bilmediği doğrudan ilgisi var. Ratan ve ben yakınız. İnanamıyorum. Sarıldığım, öptüğüm adam bir insan değil miydi? Ay çok evet, çok tuhaf ya. Ratan bana biraz üzgün bir bakış attı. Ben tepkinden korktum. İşler daha çok ileri gittiğinde, gerçeği öğrendiğinde ne olacağını düşünmekten kendimi alamadım. Senle yakınlaştıkça ve ilişkimiz ciddileştikçe anlamaya başlamıştım. Sana her şeyi anlatmak zorundaydım. Sana karşı hissettiklerim değişmez, bu tuhaf. O ne demek öyle? Hissettiklerim değişmez derken ne demek istedi? İyi bir şey mi? Hangisi iyi bir şey? Sana karşı hissettiklerim değişmez. Evet, bu sanırım daha iyi bir şey. Bizi neler bekliyor bilmiyorum ama bu bize engel olmayacak. Olacak Amala. Hem de nasıl olacak? Yani pes mi ediyorsun? Hayır. Ratanı mutlu ettin. Heh, tamam, doğru seçeneği seçmişiz. Bu duyduklarımı aklım almıyordu. Ratan'ın ya
yeni Itachiwa görünümü aşırı sıra dışıydı. Demek bizi izliyordun, dediğin gibi çok fazla bilgi edinmemizi engelliyordun. Evet, Hint toprağı yabancılar yüzünden yeterince acı çekti, yeter. Diplomatımız bir tehditti değil mi? Aynen, ama onu yok etmek bile benim kararım değildi. Ratan yerine geri dönerken parmağıyla beni yanına çağırdı. Sessizce yürüdüm çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Beni kanepenin dibine yerleştirilmiş ipek minderlere oturttu. Usulca yanına çömeldim. Dürüst olmak gerekirse o anda kafam o kadar çok karışmıştı ki karşı koyamazdım. Bu yaratıklar sana ne yaptı? Dağınık saçlarımı, kirli avuçlarımı ve kıyafetlerimi inceledi. Benim için geldiler. Hepsi birden saldırdılar. Ben buraya nasıl geldim? Emrin üzerine mi? Bulutlar seni yemek için Tamas Vitale'ye götürmek istediler. Burada bunu yapabilirler çünkü zamansızlığın çorak topraklarında kalenin gücü yoktur. Sadece benim gücüm vardır. Tamas? Vitala? Rose bundan bahsediyordu. Burası neresi? Bulutlar ve kayıp, sakatlanmış ruhlar diyarı. Benim krallığım. Vay. Oh, vay. Çok iyi. Neredeyse doğru bildim. Burası bulutların yaşadığı ratanın karanlık boyutu. Evet. Tahmin etmiştim. Tahminin doğru çıktı. Çok zekiyim ya. Of, lanet olsun. Ama neden beni yesinler ki? Çünkü uğruna kurban verdiklerin enerjiye sahipsin. Kale? Evet, sen bir kadınsın ve sıradan bir kadın değilsin. Etini yerlerse acıları hafifler. Acıları mı? Evet, kurban kesmek için kullanılan ritüel bıçağı özeldir. Sadece bedeni değil, aynı zamanda uzun süre acı çekecek olan ruha da zarar verir o. Ah! Evet, acı getiren. Bu acının geçmesi için Kalisada'nın dokunuşları acı veriyor. Bütün mesele bu. Acı getiren. Evet, ona Kalidasa diyorlar. Nesiller boyu elden ele geçen eski bir ritüel bıçak. Bununla bir ilgin var mı? Hayır, teşvik ediyor, dinliyor, konuşuyorum ama kendim hiçbir şey yapmıyorum. Neyse, bu kadar soru yeter. Hadi üstünü değiştirelim. Ah, değiştirelim aşkım. Ama senin tarzında bir kıyafet istiyorum. Neden şimdi bunu yapayım ki? Daha fazlasını anlat. Hayır, bu şekilde olmaz. Sen benim misafirimsin. Misafirimin en iyisine sahip olmasını istiyorum. Laratan havada elini salladı ve birkaç yüzü olmayan hizmetçi yanımda belirdi. Ellerinde elbiseler ve takılar vardı. Ben dışarı çıkıyorum. Yanından ayrıldığında başka seçeneği olmadığını anladım ve bu kıyafet seçmeye başladım. Gece, ama çok sade bu. Koyu. Yani. Karanlık. Ya şu daha çok hoşuma gitti benim. Bunu seçeceğim. Şimdi takılar. Gerçi pek öyle denmez galiba. Bu taşlar pahalı görünüyor. Gece parlaması. Kasvetli boşluk. Karanlığın görkemliği. Ne, bu kadar mı? Sanırım en pahalısı bu yani. Belli. Bunu söyleyeceğim. Hepsi ne kadar karanlık. Ratanın krallığının kendisi gibi. Evet, zileyi kapatalım. Ratan içeri girince bana memnun bir bakış attığında elinde bir çeşit uzun fırça tuttuğunu fark ettim. Şimdi sana mehen çizeceğim. Neden? Enerjimin bir kısmı ayda senin elinde tutulur. Bulutların senden uzak tutar. Bana zaten bir muska verildi. Yeteneklerimi bir insanınkiyle mi kıyaslıyorsun? Hayır. O zaman yaklaş. Burada senlerle ölüler bir daha sana asla dokunamaz. Ratan dikkatli ve ölçülü hareketlerle ellerime güzel ve değişik desenler çizdi. Elinde tuttuğu fırçadan zar zor alınabilen bir serinlik, belli bir sakinlik enerjisi geliyordu.
Aa. Tamam. Gümüş desen. Elimizde oradan görürsünüz. Güzel. Ay deseni. Güzel. Basit bir desen. İkisi de aynı. Bu mu bu mu? Şu ay deseni daha iyi sanki. Tamam. Çıkalım. Aa bacağım. Çok acıyor. Açalım iyiliği. Bir yudum su alayım. Evet. Nileyi kapattık. Tanrıça gazabı. Tamam, lütuf da aldık. Bitti. Ellerime baktım, gülümsedim. Teşekkür ederim. Yani herkesi izleyebiliyor musun? Evet. Çaktırmadan. Evet, ama uzun sürmüyor. Bu nedenle fiziksel olarak orada olmak daha iyidir. Ratına baktım. Uzun boylu, yakışıklı, görkemli. O kadar sıra dışı görünüyordu ki acayip bir dünyada olduğuma rağmen hala sadece ona bakmak istiyordum. Peki bundan sonra bize ne olacak? Bu soru Amal'a uzun zamandır bana eziyet ediyor. Aynı sebepten dolayı kendim sana uzaklaştırmaya çalıştım. Ama başarısız oldum. Evet, bir noktada tüm bu korkunç sonuçları kabul etmenin daha kolay olacağını düşündüm. Beni kaybetmektense... Genç adam gerçek duygularını güzel bir maskenin arkasına saklamaya çalışarak arkasını döndü. Dirseğine dokundum. Ray, lütfen bana arkanı dönme. Ray mi? Ne Ray kız? Kısaltması da neyse tamam uzatma. Sana karşı suç hissediyorum Amala. Aramızda olanların sonuçları olacak. Sana söylemiştim. Senden çok, çok daha büyüğüm ama yine de içsel dürtüme yenik düştüm. Aramızda o kadar çok şey oldu ki bu sadece bir dürtü değil. Ben öyle şeyler bir tanrı ile mi yaptım? Evet. Bu yüzden mi bu kadar çok zevk aldım? Yoksa ona karşı çok güçlü hislerim olduğu için mi öyleydi? Aklımı değil, kalbimi dinledim. Hala bir kalbim varsa tabii. Tekrar bana baktı. Gözlerinde sonsuz pişmanlık vardı. Benim dikkatsizliğim yüzünden zor zamanlar geçireceğiz. Hayatını zorlaştırdım. Ömrün, insan olduğun için zaten çok kısa. Hayatını mutlu yaşamanı istiyorum. Sürekli bir mücadele içinde geçmesini istemiyorum. Duygularının benimkinden daha güçlü olduğunu, her şeyin suçlusu olduğunu düşünüyor. Ama bu ortak bir karardı. Ben kendim istedim. Bunu Rıta'na nasıl anlatırım? Duygularını anlat. 53. Tamam. Ya 53 ne ya? Of. Avucunu parmaklarımla sıktım. Öyle deme. Her şeyin sadece senin inisiyatifinin olduğunu düşünme. Beni zorlamadın sonuçta değil mi? Şiddet falan kullanmadın. Ama seni büyüledim, yanındaydım, seninle konuşuyor, yakınlaşıyordum. Halbuki işimi uzaktan da yapabilirdim. İlk başta meraktan yanında kalmaya başlamıştım. Kim olduğunu merak ediyordum. Sonrasında artık kendimi durduramaz olmuştum. Ve bu çok mu korkunç bir şey? Düzeni sağlayan, gözetleyen benim ve bu düzeni ben kendi ellerimle bozmuş oldum. Güvene ihtiyacım vardı, kalbine değil. Doğru zaman gelene kadar hiçbir erkeğe de yakınlaşmamalısın. Bu ne anlama geliyor? Ratan cevap vermedi, sessizce yan tarafa baktı. Görünüşe göre beni hiç dinlemiyordu. Dürtüsel olarak ona sarıldım, göğsüme bastırdım. Sonuçların ne olacağı umurumda değil. Onlara yeneceğiz, başka türlü olmaz. Sorunlarla başa çıkarırım, yeter ki ailem güvende olsun, ben hazırım. Ratan elini nazikçe sırtıma koydu ve bana sarıldı. Başaracağımızdan şüphem yok Amara. Ama bunun bedeli ne olacak? Benimle mutlu olacak mısın? Ben bir insan değilim, bir tanrı değilim. Ben arada bir yerdeyim, kendime ait bir şeyim yok. Her şeyim başka bir varlıktan temel alıyor. Bunca zaman kendini din ama hala kendi ruhun var demektir. Amara, çok fazla kural çiğnersem yok olacağım. Ne? Beklendiği gibi görevlerimi yapmayı bıraktığımda bütün Shiva bedenimi bilincim mi alacak? Bana verdiği enerji saf etere geri dönecek.
Mahadev Shiva'dan ayrılamam. Kötü. Ratana daha da yakınlaşarak yüzümü göğsüne gömdüm. Bunu kaybetmek istemiyorum. İstemiyorum. Ve kaybedemem de. O kim olursa olsun. O zaman sen de başı kural çiğneme. Sana olan hislerim yüzünden çiğnemiş oluyorum zaten. Ya. Ama bir çıkış yolu vardır, değil mi? Olmalı. Senden vazgeçmeyeceğim. Artık vazgeçemem. Geleceğimizi düşünmekten korkuyordum. Bu yüzden onun yanında geçen her saniye benim için çok değerliydi. Başımı kaldırdım, ona uzandım. Ratan beni kelimesiz anladı. Bu nazik ve uzun zamandır beklediğim öpücük hızla başımı döndürdü. Tutkulu, yasak, çok yanlış bir öpücüktü bu. Dünya sadece ikimizin olduğu küçük bir noktaya dönüş verdi. Yeryüzü ayaklarımın altından kayıp gitse umurumda değil gibiydi. Ratan'ın elimi tutması yetiyordu bana. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bizi bekleyenleri nasıl önleyebileceğimi. Tek bir şey biliyordum. Ratan'a ihtiyacım vardı. Ne olursa olsun onun yanımda olmasını istiyordum. Aranızda gerçek bir aşk filizlenip büyüyor. Aa, süper. Ray dudaklarımdan ayrılarak boynumu öptü. Belimi tutup kendine çekti. Hassas ve şefkatliydi. Sonuna kadar savaşacağız. Birkaç saniye daha birlikte durduk. Sessizliği ben bozdum. Gerçekten de ışınlanıp istediğin kişiyi izleyebiliyor musun? Evet. Ratan başını yana eğdi. Birinin yanına ışınlanmak ister misin? Emrit'e... Ne? Emrit'e niye göz atıyoruz? Bilemedi ama 33 şey istiyor. Of arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Wiki fandom'dan baktım. Bu ilişki, ay, bu seçenek ilişki seçeneğiymiş. O yüzden gerek olmadığını düşünüyorum. Ve bilemedim bile diyeceğim. Kimse beni ilgilendirmiyor. Çabalarının sonucunu görmek istemez misin? Hangi çabalarımın? Lima ve Kilian arasını yapmak için çok uğraştın. Neler oldu görmek istersin diye düşündüm. Mümkün mü? Evet, şu an birlikteler. Peki göster bakalım, huzurlarını bozmayalım. Göster, onları göstersin. Hem çok elmas istemiyor. Ratan onayla başını salladı. O zaman elimi tut. Biraz başın dönebilir. Hazır ol. İtaat ettim. Birkaç saniyede etraf değişti. Yamuldu. Ratan'ın eli yavaş yavaş ısındı. Lima otel odasında ışınlandık. Ayakta duruyor. Kilian'a bakıyordu. Sohbetin ortasındaydılar gibi görünüyordu. Bizi görmeyecekler değil mi? Görmezler. Sıkıca elimi tut. Her şey güzel olacak. Ben yeni bir ilişkiye hazır olduğumdan emin değilim. Üstelik buradayken bir ilişki yaşamamız çok yersiz olurdu. Diğer hesabımdan ben bununla gidiyorum da aynısını bize de söylüyor. Biliyorsunuzdur belki. İşte yaşamamız çok iyi değil, çok doğru değil, odaklanamayız tarzından. Neyse, Night Vault biraz kafası karışmış görünüyordu. Ama son zamanlarda seni düşünmeden edemiyorum. Sinir bozucu ve aynı zamanda çılgınca. Ben de seni çok düşünüyorum ama buradayken olur mu? Vaka çok zor, dikkatimizi dağıtamayız. Evet, fazla yakınlaşmamaya çalışalım. Önce bu vakayı çözmemiz gerekiyor. İş yüzünden birbirlerinden uzak durmaya mı çalışacaklar? Ama başarılı olacaklar mı? Duygularını feda ediyorlar ama birbirlerine ihtiyaçları var, çok varız. Sayende iş arkadaşların daha da yakınlaştı. Tamam. Hadi gidelim buradan. Bence bu aşırı özel bir konuşma. Kimse tanık olmamalı. Katılıyorum. Geri döndük. Oh, çok sıcak. Salonun derinliklerine doğru birkaç adım atarak kubbenin etrafına baktım. Yani burası senin gerçek evin mi? Evet, burada vakit geçirmeyi tercih ederim. Ve bu yerin ismi Tamas Vitala mı? Buna benzer bir şey duydum. Bitişik bir dünya Vitala. Shiva'nın başka bir biçiminin yer aldığı. O dünyanın karanlık tarafından ben sorumluyum. Burada bir şehir, sokaklar falan mı var? Evet, seni eve göndermeden önce biraz yürüyelim istersen. Teklifini kabul ettim. Koluna girmeme izin veren Ratan beni daha ileri bir yere götürdü.
Wow, bu ne be? Temas bir talep beklediğimden daha güzel çıktı. Ürperdiçe ıssız sokaklar yerine burada sanki kuyu camdan yapılmış sıra dışı evler vardı. Sokaklar sessizdi. Şehrin sakinleri kendi aralarında sessizce konuşuyor. Her şeyi yavaş ve sakince yapıyorlardı. Burada sadece bulutlar var sanıyordum. Hayır, lanetli ruhlar kenarlarda kalıyor. Bazen buraya da gelmiş olabilirler. Ancak hiçbir şey diye etkileyemezler. Merkeze zor bir kadere maruz kalanlar yaşar sadece. Ancak onlar suçsuz. Buraya daha yakından bakmak veya ruhlarla konuşmak ister misin? İsterim beni eve göndersen iyi olur. İsterim. Özel krallığını başka ne zaman ziyaret edebileceğim? Kim bilir, önünde senin de fırsatlar bekler. Devam edelim. Önümüzden geçen ruhlar bize ilgiyle baktılar. Bunlardan biri dondu, eğildi. Mahadeva Ritashiva. Lata, iyi misin? Herkesin adını biliyor mu? Sayenizde çok iyiyim. Ama kalbim acıyor. Kötü bir his var içimde. Sevdiklerim tehlikede. Enerjini boşa harcama, kefareti düşün. Yakında yeniden doğacaksın. Evet, Mahadeva Ritashiva. Sürekli şunu okumak zor geliyor. Yata tekrar eğilerek yola devam ettim. Lata. Çeyiz yüzünden öldürüldü. En saf ölüm değil ama hiçbir suçu yok. Bu yüzden burada. Aa. O şey mi? Vardı ya bir tane neyse. Burayı beğendin mi? Çok fazla değil. Evet, ilginçti. İlginç diyelim. Evet, ilginç. Lütuf aldık. Burada birkaç gün daha geçirebilirdim ama yapacak işlerim var. Bulutlar bile seni korkutmadılar ya, sevindim. Korkuttular ama merakım daha ağır bastı. Binaların ve dar sokakların parıldayan duvarlarına baktım. Ve aniden birinin bakışını üzerimde hissettim. Ah! Ah! Köyde bana saldıran adam bize dikkatle bakıyordu. Garip görünüyordu. Ruhu yoktu sanki. Bu Ahbaş. Abaş. Neyse işte adı. Ruhsuz bir gölge gibi kenarda bir yerde durup sessizce bizi izliyordu. Ratan ona ilgisizce baktı. Evet, intihar ettiği için burada çok daha uzun süre acı çekecek. Buna saldırmaz değil mi? Hayır. Abhay, kutsal bir şeyler kirleten ve intihar eden biri. Bedeni ve ruhu olmayan, yıllarca azap içinde yaşayacak bir varlıktır. Onu unut. Zayıflığının ve ölümünün nedeni sendin. Burada olduğunu hissetmiş. Bu yüzden gelmiştir. Kendimi başka tarafa bakmaya zorladım. Korkmuştum. Anında gözümün önünde ormandaki sahne canlandı. Yolculuğunu bitirme vakti geldi. İnsan dünyasında şu an saat çok geç. Yine seni uzun bir gün bekliyor sanırım. Sen gelecek misin? Sanmıyorum. Ancak yardımım ihtiyacın olursa. Yardım, soruşturmanın bundan sonra benim için bir anlamı kaldı mı? Bugün öğrendiklerimden sonra gözümü birden çok önemsiz göründü. Kalkuta'da seni kendi yolun bekliyor. Geç bir yolu. Bu yol soruşturma ile kesişiyor. Bu konuda da bana yardım eder misin? Elimden geldiğince Amala. Çünkü bundan sonra bana pek bir şey bağlı olamaz. Diğer insanlar seni bekliyor. Benimse geçmeye hakkım olmayan bir çizgim var. Yoksa yok olurum. Ama senin iyiliğinle benimki arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsam seni seçeceğim. Ya, kıyamam sana şapşal. Her şey çok karmaşık. Aklımla anlıyorum. Bu bir delilik ama kalbim onu çok istiyor. Yatan bana tekrar elini uzattı. Temas Vitala'dan seni çıkaracak olan yol, geçen yoldan daha keyifli olsun diye çabalayacağım. Elini tuttum ve tekrar benim dünyama döndük. Hava yeniden ısındı, yapraklar hışırdadı, uzaktan arabaların gürültüsü duyuldu. Ben yine evdeyim, Kalküta'dayım. Bu ne demek öyle? Evdeyim değil, Kalküta'dayım. Doğrusu bu. Aa, Tanrıçanın gazabı aldık. Neyse.
Gürültü, toz, baharat kokusu, her zamanki koşuşturma. Londra'ya döndüğümde Hindistan'ı özleyeceğimi sanmıyorum. Ratan ellerini arkasına koydu. Yakında görüşürüz benim güzel Haziran zambağım. Ne diyorsun ya? Şapşal ya. Bir adım geri atan Vaş, karanlık pusun içinde kayboldu. Yarın sabah uyanacağım ve bu bir rüya mıydı, gerçek miydi diye kendime soracağım. Şimdiki salgılarımızın ötesinde ne kadar çok şey olduğunu birisiyle yaşamayı öğrenmem gerekiyor. Ve önümde uzanan yola hazırlanmam gerekiyor. Kalkuta'ya gelmemi aslında kim istemişti? Hadi bakalım. Evet. Ben hala şeyi anlamadım. Şu Tanrıca gazabıyla Tanrıca lütfunu eşit mi tutmalıyız? Ben hala bunu anlamadım ya. Bilsem ona göre davranacağım. Neyse. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.